Şimdi abla sağ bacağını çizeceğim ama önce sen de dikkatin dağılmadan sendeki hastalıkları yazıyorum. Birincisi bir venöz yetmezliğimiz var. Aslında sen daha önce ameliyat ne olmuşsun? Daha önce radyofrekans. Evet. Sonra lazer. Evet. Önce radyofrekansla bacaktaki damarı yakmışsın, yaktırmışsın, tedavi. Evet. Onu anlatacağım ne olduğunu. Sonra o yetmemiş, bir de lazer yapılmış, tekrar yapılmış bacağındaki damar. Sonra bütün bunlar iyileşmeyi beklerken venöz yetmezlikle sonuçlanmış. Ona bakacağız. O öncesinde de vardı. İkincisi, tabii vardı. Bunun için yapmışlardı. Venöz yetmezlik vardı. Tedavi olarak bunları yaptılar ama tekrar devam etti. Şu anda bir kısır döngüde devam ediyoruz. İkincisi bir likodemimiz var. Bu nedir? Anlatacağım. Üçüncüsü bir lenf ödemimiz var. Dördüncüsü bir mantarımız var. Bacağımızda bunlar var. İki bacak arasında çok az bir fark var. O yüzden bir bacak çizip üzerinde ikisini anlatacağım. Şimdi sağ bacağınla başlıyoruz abla. Bu senin sağ bacağınız. Bu çizerek anlatmam faydalı bir şey değil mi? Evet, daha akıllı. Şimdi abla sağ bacağın benim gibi bacağın içerisinden bakıyorsun ve ayakta duruyorsun. Şu anda ayaktasın. Şurası kasın, şurası dizin, şunlar parmakların, şu da içerideki topuğun ki görünmüyor şu anda lipodemden dolayı. Şimdi bir bacağımızda üç tane damarımız var bizim. Üç tane toplar damarımız var. Ayaktan kan alıyor boru şeklinde, kalbe götürüyor. Orada tekrar akciğerde oksijenleniyor, tekrar aşağı iniyor. Sistem bu şekilde çalışır devam. Bizim derdimiz o yukarı alan damarlarda sıkıntı var mı? Şimdi üç tanelik, biri cildin hemen altında kasığa kadar uzanır. Birisi kasların içindedir, daha büyüktür. Birisi dizin arkasındadır. Hep beraber kasıkta birleşirler. Kanı her zaman yukarı doğru götürürler. Sistem böyle. Şu damar bacaktaki kanın %9'unu taşır. Bu damar aynı zamanda kalp ameliyatlarında kullandığımız yedek damardır. Tamam, onu da soruyorlar. Bunu da ekleyeyim. Bu yedek damar budur. Hani bizim lazerde, radyofrekansta yaktığımız damar bu aslında. O damar gidiyor yani. Ya peki kalp ameliyatında ne yapacağım ben yarın bir gün olursa? Evet. Kollardan alıyoruz, göğüsten alıyoruz. Merak etme, damar buluyoruz. Ama gereksiz almamak lazım. Bunu yok etmemek lazım. Sonuçta bir organ. Yani vücudun bir organını gereksiz yok etmemek lazım. Anlatabildim mi? Şu bacaktaki kanın %90'ını bu kasların içinde, yani şuradan kas iniyor aşağıya doğru. Bak şimdi şurası kas. Tamam mı? Çünkü iç dış damar dediğim zaman bazen onlar içeride değil mi diyorlar. Şurası kas. Şu maviyle çizdiğim kas. Yani kasın içindeki damar bu. Şunlar kası da delip dışarı çıkan dış damarlar. Şurası da bacaktaki kanın %1'ini taşıyor. %1, %2 taşır. Şimdi bunlar hep yukarı gider. Kan ayakta dursak bile aşağı düşmez. İki tane nedeni var düşmemesinin. Birisi kapaklardır. Çünkü damar içerisinde zardan oluşmuş kapak var. Açıldı, kan yukarı çıktı, tuttu. Kapandı, tuttu. Yer çekimine rağmen kan düşmedi, bir. İkinci neden de hemen dizin arkasından topuğa doğru uzanan şu baldır kası var ya, bu baldır kasının da devamlı çalışmasından dolayı içerideki kanı yukarı iter, kötü gelmemesi gereken kanı da engeller. Yani bir ve iki nedenlerle senin kanın aşağı düşmez, varis olmazsın. Herkes böyledir. Şu kası hep güçlendir deriz biz. Neden deriz? Çünkü bu kas güçlendiği zaman çok daha iyi kan gönderir. Kötü kanı da aşağı almaz, varis olmaz. Onun için mi yürüyüş diyorsun? Aynen öyle. Ya 40 dakika yürüyüş derim, sana 45 dakika diyorum. Ya da 10 bardak su derim, sana 12 bardak diyorum. Tamam mı? Çünkü senin başka hastalıkların da var. 12 bardak su. Yürüdüğün zaman şu kas güçlenir. Pedal da çevirebilirsin ama pedal ayrı bir iş. 12 bardak su da diyorum. Suyu ne veriyorsun hocam içeriye? İçerideki sıvının akışkanlığını artırmak için. Hepsi bilerek yapılan işler. Öyle ezbere değil. Bak zaten aynısını önermedim sana. Sana biraz artırdım. Şimdi bu normalken sen zamanın birinde doktorlar şuradaki kanın çok iyi yukarı gittiğini ama aşağı da düştüğünü görmüşler. Yani sende dış varis olduğunu görmüşler. Diğer damarları normal görmüşler. Şunları, tamam mı? Ondan sonra demişler ki arkadaş sana biz ameliyatsız
radyo frekans yapalım. Ne yapmışlar? Bir telle şuradan giriyorlar ve yukarı doğru gidiyorlar. Girelim teli. Şuradan girdik. Yukarı doğru gittik. Burayı yakalım diyorlar. Burayı yaktılar. Burayı yakmak ne demek? Artık şu damar yok demek. Hemen şu damarı da sileyim. Yok olsun. Tamam mı? İşlemi burada yapayım ki iyice öğrenin. Şurada bir güdük kalıyor. Şurada da bir güdük kalıyor. Peki ne karımız var? Şu karımız var tedavide. Aşağıya dönen şu kötü kanı engelledik. Zaten derdimiz aşağı dönen kan değil mi? Engelledik. Ama yanlış bir şeyimiz var. Yukarı gideni de engelledik. Yukarı gideni engellediğin zaman vücut şu şekilde çalışır. Sen bir organı aldıysan o organı tekrar yapmak için dokudaki büyüme faktörleri artar. Örnek veriyorum. Ama aynısını yapamaz. Mesela parmağı tam kes. Belli bir süre sonra çok az bir güdük çıkar oradan. Aynı parmak olamaz ama orayı tekrar doldurmak için bir şeyler yapar. Boşluğu doldurur vücut. Sende de böyle çalıştılar. Bir de buradan yol bulamadı. Sana yeni yollar oluşturdu vücut. Tekrar buraya oluşturdu yeni damar. Kan buradan artık gitmeye başladı. Ama işin kötü tarafı bunun kapağı yok. Giden aşağı düştü. Yani senin varisin tekrarladı. Ve bir tane damarından oldu bu halde. Sonra lazer yapalım dediler. Bu sefer de girdiler, bunu da düzelttiler. Veya diğer damarı tekrar düzelttiler. Tam yanlamış olabilir radyo frekansta. Bu sefer lazerle yaptılar ama sonuçta şu damarın oluştu. Bu arada aşağı vuran, şurada güdük kaldığı için aşağı vuran kan basınçla yeni yeni büyüttü burayı. Yani senin zaman zaman kasıkların da ağrır. Niye kasığın ağrır? Çünkü büyüyen bu damar etraftaki sinir ucuna yakında olur. Etraftaki sinir ucuna değmeye başlar. Değdikçe kasıklarda böyle bir ağrılar olur. Sağ bacağındaki damar durumun bu. Bunu gördüğümüz an bizim yapacağımız iş bir kere bu damarları tekrar düzeltmek. Ne yapacağız ama? Damarın artık bitmiş. Kasıktan gireceğiz. Şu sistemi tamamen sıfırlayacağız. Tamam mı? Yani şurayı şurayla birleştireceğiz. Tek boru haline getireceğiz. Şunları hep temizleyeceğiz. Şu güdüğü de yok edeceğiz. Şu %9'luk kanı şu tarafa çevireceğiz. Peki o lazerle yapılan hangisi oluyor? İşte lazer de yine onu yaktılar. Aynı damarı yaktılar ama demek ki radyo frekansla tam yanmadı. Yarım dokuz kaldı. 9 yerden girdik dediler o zaman. 9 yerden. Şey dedi çok damarlar burgu burgu. Hayır o şeyle onlar pakeleri yaktılar. Yani şuralardaki damarları yaktılar. Etraftaki ciltik. Bu ana damarlar üzerinde konuşuyoruz. Biz cilttekileri daha gelmedik. Tamam mı? Ameliyatta burayı dümdüz yapmamız gerekecek şu anda. Tek damara düşüneceksin. Bir de şu damarım var. Sonuçta şu sağ bacağın ameliyat hocam. Yapılanları tekrar düzeltmek için gireceğiz. Ameliyat şöyle. Ablacığım kasıktan şu kadar bir kes yapacağız sağ kasıktan. Yaklaşık 45 dakika sürecek. Gireceğiz içeri. Oraları toparlayacağız. Bir de bacakta ameliyattan önce kalemle çizeceğiz bazı yeşil damarları. Onları da temizleyeceğiz. Tamam mı? Bu açık ameliyat mı? Bunu açık diyorsun açık. Şu kadarcık bir kese var. Ne kadar açık diyorsan açık bu. Yani kalp ameliyatı gibi açmayacağız. Merak etme. Şimdi esas sıkıntılardan birine geliyorum. Söyle. Kasın içindeki ana damar sağlıklı. Şu mu? Şu sağlıklı. O yüzden biz damar yapılanma yapıyoruz. Bak dikkat edip oraya bakıyorum. Ana damarın da sağlıklı. Sağlıklı ne demek? Şuradan aşağı kan düşmüyor arkadaş demek. Gidiyor, düşmüyor. Bu da öyle. Gidiyor, düşmüyor. Bunların ikisi sağlıklı. Tamam. Peki o, pardon, o barmağını yaptığın 9 yerden girdik dediğiniz kayıtlarda var mı yani? Ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum ne yaptığını. Biliyorum tabii. Ha. Ondan çok ayrıntısı anlatmadım sana ama mesela anlatayım. Mesela ne yapmış? Mesela cilt üzerinde senin yeşil yeşil damarların olmuştu. Niye olmuştu? Dedim ya sana tekrar damar oluşturmak ister diye vücut. Bunların her birini lazerle girip içini yaktı. Bunlardan 9 tane, 8 tane yaptı. Bir de büyüğü yaptı. Tamam mı? Onları zaten kalanları biz ameliyatta küçük kesiyle düzelteceğiz artık. Şimdi gelelim diğer sıkıntılı meseleye. Şu sende büyük sıkıntı. Lipodemdik şu ablacığım. Onu da anlatayım. Önce şunu bir anlamamız lazım lipodemi anlarken. Bacağında dokununca acı oluyor değil mi? Evet. Şuraya dokunduk acı oluyor. Orası burası.
Yani cildimiz burası, bacak cildimiz. Hemen cildin altındaki kılcal damarları görüyorsun. Kılcal damarların çıktığı yerleri görüyorsun. Ve yanda da yağ hücrelerini görüyorsun. Cildimiz bu. Cilt kalınlığımız. Bak bir kıl bu. Kılı ne kadar büyüttük? Cildin altı. Cildin altını da ne kadar büyüttük? Kılı ona, onun için gösteriyorum. Bu kadar büyüttük. Cilt altımız böyle. Damar ve yanında yağ dokusu. Yani bal pıtığı gibi yağ dokusu var. Burayı anladıktan sonra şöyle yapıyoruz. Sistemin nasıl çalıştığını anlatıyorum. O damarcıkları çiziyorum şimdi buraya. Yağların içindeki damarcıkları. Bunlardan milyarlarca var. 3-5 tane çizdim. Şimdi bir gün yemek yedik. Bazal metabolün de düşük, metabolizman da düşük. Yani sen hiç hareket etmediğin zaman, bazal metabolizma şudur. Oturduğun yerde ya da yatarken harcadığın enerji demektir. Biz oturduğumuz yerde veya ayakta dururken hiçbir şey yapmadan enerji harcamayız, harcarız. Bütün kaslar çalışır çünkü. Bütün iç organlar çalışır, motor devam ediyordur. Bir enerji yakarız. Kimi insanlar çok yemek yemelerine rağmen hiç kilo almazlar çünkü bunların hareketsiz iç organ yakışları çok fazladır. Bunun bazal metabolizmadır. Ama sen de demin o InBody'de ölçtüğümüz testte, hani tutularak bir şey ölçtün ya, orada bazal metabolizman düşük. Tamam mı? Bu senin değil mi? Şimdi, normalde senin bazal metabolizman 2027 olması lazım en düşüğü. En üstü de 2300 olması lazım. Yani seninki 1500. Yani sen yarı yarıya az çalışıyor sistem. Bu şu demektir. Her aldığın yemek, hani su içsen yarıyor denir ya, bu budur. En ufak bir şey yesen, sen de harcanmıyor. Bir de gün içerisinde sen yeterli enerji harcayacak hareketler yapmadığın için kalori birikiyor vücutta. O vücutta biriken kalori şöyle birikiyor. Beyin diyor ki günün sonunda, arkadaş diyor, bende bu kadar kalori var, bu arkadaş bu kadar harcamış. E ben bu kaloriyi atar mıyım, atmam. Bunu depolamam lazım. Niye depolayacak bunu? Yarın lazım olabilir diye. Vücut böyle çalışır. Dışarı atmaz o. Keşke atsa diyorsun ama atmaz. Neden atmadığını da söyleyeyim. Çünkü yıllarca insanlar açlıktan öldüler. Şişmanlıktan ölmediler. Şişmanlıktan ölmeye başlıyor artık insanlar. Yakındaki 3-5 nesil sonra artık onu dengeleştirecek. Çünkü bütün evrim o şekilde hesaplanır. Ne eksikse bir sonraki nesil onu düzeltmeye çalışır gelir. Anlatabildim mi? Unutma. Yani eski insanlar şişmanlıktan ölmediler, açlıktan ölmediler. Bu yüzden vücut fazla kaloriyi tutar. Nasıl tutacak? Tutma mekanizmasını anlatayım. Bugün bayağı anlatıyorum, hayırlısı. Şimdi şu damara kaloriyi gönderir vücut, beyin. Sana kalori gönderdim, onun yanındaki o bal pıtığı gibi yağ hücreleri var ya, orada depola der. Ve bunlar da çok güzel bir şekilde yağı depolar cildinin altına. Bacağın kalınlaştı. Yalnızca bacağın değil, bütün vücudun kalınlaşır. Şişmanlarsın yani. E tamam, sonra dersin ki kardeşim ben artık sıkıldım bu bacak kalınlığından, vücut kalınlığından. Diyete başlayayım, egzersizlere başlayayım ki. Egzersizlere başladığında vücuda enerji ihtiyacı olur. Beyin der ki bana enerji lazım. Fazla da yemiyor zaten diyette. E ne yapayım? Damarlara diyeyim ki kardeşim o biriktirdiğin yağlar şimdi bana gelebilir. Normalde herkeste şunlar geri emilir ve bacak incelir. Fakat sende bunlar geri emilmez. Bunlar taşlaşmış bir şekilde kalır. Neden? Çünkü şu damarların artık çalışmıyordur. İşte biz bu tabloya, senin alt ay hiç yemek yedirmeyin, üst taraf ve yüz incelir, kollar ve bacaklar bir santim incelmez. İşte bu tabloya çünkü oradaki damarlar bozuluyor. Likodem yani ağrılı yağlanma sendromu denir. Diğer ismi lipo, yağ, ödemi. Lipodem. Yağ birikim. Dümdüz de birikmez bu. Girintili çıkıntılı birikir. Tamam mı? Çünkü şuradaki damar çalıştığı için burayı emer. Burası çalışmaz, emmez. Şurası emer, şurası emmez. Böylece portakal kabuğu gibi girintili çıkıntılı bir durum olur. Peki bu yağ acır mı? Sendeki acıyor. Aslında yağ acımaz. Buraya dokun acımaz mesela. Acıyan aslında çalışmayan damarın etrafındaki ödem. Yani sende iki tane dert var lipodende. Bir, yağlar çok. İki, ağrı ve morarmalar var. Ağrı ve morarmaları damarcıklar yapıyor çalışmayan. Yağlanmanın çokluğunda zaten yağlanmayı görüyorsun. Bunu ayırmamın nedeni tedavi farklı çünkü. Eğer sen dersen ki arkadaş ben yağları yok etmem lazım hızlıca. Bunun şu anda ilk tedavisinde
cerrahi işlemler yapılır. Ne yapacaksınız? İçeri gireceğiz, bütün yağları alacağız plastik cerrahımla beraber. Cilt sarkacak, lazerle cildi yapıştıracağız ve sana 2-3 aylık korse vereceğiz. 6-8 saatlik bir ameliyat olacaksın. Bacaklar, popo ve göbek. Çünkü simetrik olması lazım ve kollar. Şuralar da dipoli. Tamam. Bu ameliyatı plastik cerrahımla beraber yaptım. Ağrı ve morarma beni rahatsız ediyor arkadaş. Ben yağa bakmıyorum, oraya bakmıyorum diyorsan bu sefer seni burada cihazlarımıza ve iğne tedavilerimiz var. Oraya sokacağız. Orada da 3-5 seansta ağrılar falan geçecek. Ama yağ duracak. Yağ ne zaman gider hiç ameliyat olmazsan? Sistemi düzelttiğimiz için ne kadar sürede yağ aldıysan o kadar sürede vereceksin demektir. Ne kadar sürede aldın? 10 senede. 10 senede vereceksin demektir. Tamam. Bunları bil. Bunları kaydediyorum ki unutursun çünkü. Lenfödeme geldik. Ve mantara. Bu ikisini beraber anlatacağım. Çünkü ikisi birbiriyle çok ilgili. Durum şu. Şunu biraz sileyim. Bir bacağımızda milyarlarca hücre var. Hücreler böyle yuvarlak hücreler. Gözle görünmez ama şöyle çizelim mantığını anlamamız için. Bu hücreler yaşarken kandan oksijen alıyor, şeker alıyor. Mantık bu. Her yaşayan organizma bunu enerji üretiyor ve bir de posası çıkıyor, dışkısı çıkıyor. Bu dışkı hücrenin arasındaki sıvıya boşalıyor hücrelerden. Buna biz lenf sıvısı deriz. Bu lenf sıvısı devamlı artar mı? Artar çünkü hücre devamlı yaşar. O zaman herkesin bacağının kocaman olması gerekir. O zaman olmasın diye de çok küçük lenf kanalları vardır vücutta, lenf damarları. Ve bunlar yüzlerce gelir, kasıktaki lenf bezlerine açılır, oraya boşaltır içindeki lenf sıvısını, oradan da vücuda akar. Ne kadar üretilirse o kadar tüketildiği için bacak aynı kalır. Ama sen tırnaklarından mikropları, mantarları içeri sokarsan, topuktan, çatlaktan mikroplar girerse, bunlar da hücrenin arasındaki bu sıvıya karışırlar. Karıştılar. Bunları ne alıyordu? Bu küçücük lenf kanalları alıyordu. Bunlar oraya yerleşir ve zamanla enzimler salarak o damarları tıkarlar. Tıkadığı yerin altında şurada tıkayalım diyelim. Sıvı birikir. İşte bu biriken sıvıya da lenf ödem denir. Bu da şişlik yapar. Morarma ona mı işaret? Morarma lipodemi. Lenf ödemde morarma olmaz. Bunlarda da bir bilgi vereyim. Ağrı. Bu ağrı yapar. Lipoder, bu ağrı yapar ama acı yapar bu. Bu daha çok acımadır, dokunmayla acımadır. Bu bacağın içi ağrır. Böyle sanki mengeneyle sıkarsın, damarlar çekilir, içeride bir şeyler olur. Hepsini anlatayım. Lenfödem, eğer mikrop çok bulaşmamışsa ağrı yapmaz. Mantar bulaşmışsa sellit olmaya başlamıştır ve ağrı yapar. Sende var sellit. Tamam mı? İşte o mantardan. Sen her gittiğin zaman sana antibiyotik vermişlerdir. Antibiyotik mantarı arttırır ama. Çünkü bakteriyi öldürür. Deride mantar da var, bakteri de var. Kanda bir ara şey çıkmış, enfeksiyon. Deride mantar da var, bakteri de var. Bunlar birbiriyle belirli sayıda yaşarlar. Sen bakteri öldürürsen mantar ileri geçer. İşte o zaman sebzin artar. Biraz azaltır. Antibiyotik aldığın zaman biraz azalır o. Sonra tekrar başlar. O yüzden mantarı da düzeltmemiz lazım. Şişlik hangisi yapar? Şu şişlik yapar. Bu şişlik yapar. Bu şişlik yapar. Şişliği üçü de yapar. Ağrıyı bu eğer mikrop kapmamışsa yapmaz. Kapmışsa hepsi yapar. Yani şişlik var. Yani senin şunu anlatıyorum. Senin bacağında bir tane şeyi düzeltsek lazerle diyelim valiz yaptık. Senin bacağında hiçbir şey düzelmez. Üçte bir düzelir. Onu da sen katmin olmazsın zaten. Üçü de düzelecek ki bacağın bir formata girsin. O yüzden anlatıyorum bunları. Sonra hasta diyor ki tedavi oldum niye geçmedim?